Evet, Kıraathanenin Aşkın Sularında Latife Tekin Etkin'e hoş geldiniz. Bugün Latife Tekin'in yeni çıkan romanı Zamansız hakkında Ezgi Hamza Çebi ile birlikte söyleşeceğiz. Bu çok fazla yankı uyandıran, çok fazla işte kendi olumlu, içinde yankılı. Kendi içinde yankılı, olumlu, olumsuz, bir yandan tepkileri olan, hani sosyal medya yansıması olan ama diğer taraftan da yavaş yavaş hakkında yazılmaya başlanan, işte 10 Mayıs tarihinde kitap dolaşıma girmişti. Biz de bugün biraz Ezgi ile ikimiz yani biraz çabuk bir metnin çıkışından işte 2 hafta sonra o metin üzerine konuşmaya çalışacağız. O metinle birlikte biz de yola çıkacağız. Aslında Latife Tekin'in belki külliyatı içerisinde konumlandırarak önce başlamayı uygun gördük. Yani Latife Tekin'in işte şeyi Sevgilerse Ölüm'den şeye kadar, Zamansız'a kadar olan işte eserlerine baktığımızda öyle iki temel damar var. Bir tarafta hani ilk damar, yoksulluk damarı diyebileceğimiz bir şey ve Latife Tekin'in çıkışını yaptığı damar bu. İşte Sevgilerse Ölüm ve Bercik Gris'in zaten birbirine çok yakın zamanlarda çıkıyorlar. İşte 1980'lerin hemen başlarında ve 1980'den 90'a kadar Latife Tekin edebiyatı bu birinci damardan temelde oluşuyor. İşte Sevgilerse Ölüm, Bercik Gris'in Çöp Masalları, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar. Ve ondan sonra gelen, işte 1995'te gelen Aşk işaretleriyle Latife Tekin bir yandan o yoksulluk damarını devam ettiriyor. Ama diğer taraftan önceki metinlerine göre daha yoğun kurulmuş, imgelerin, mecazların daha sıkılaştığı başka bir kanala doğru da geçiş yapıyor. Aşk işaretleri bu bakımdan böyle tam kesişim noktası. Önceki eğilimi de barındıran ama bir sonrakinin de potansiyelini içeren bir romanı. Ondan sonra Ormanda Ölüm Yokmuş, Muinar, Unutma Bahçesi gibi metinlerle aslında işte doğa-insan ilişkisi, insan olmanın anlamı, yani o şehir yoksulluğunun dışında belki dünyada olmanın zenginliği ve yoksulluğu, yani şeyin o yoksulluğun daha ekonomik kavrayışının ötesinde varoluşsal yoksulluk, yalnızca bir şehirde gecekondu mahallesinde olmanın ötesinde dünyada olmak, doğada olmak, bu evrende olmak ne demektir? Ve özellikle de işte bu evrende, dünyada, doğada kadın olmak nasıl bir deneyimdir? Bu tür metinlere doğru da bir açılış görüyoruz. Belki bir tür ekofeminist diyebileceğimiz bir pozisyona doğru ilerliyor. Aynı zamanda da aslında Ormanda Ölüm Yokmuş başta olmak üzere böyle bir aşk deneyimi üzerine de kadın, erkek ya da herhangi bir çiftin yan yanalığı ne anlam ifade eder? Bunlara dair sorular da artmaya başlıyor Latife Tekin edebiyatında. İşte ama burada güzel bir melezlenmeyi Manvesti ve Sürüklenme'de görmüştük. Artık yani başka bir kanala daha gidiyor Latife Tekin. Bu iki romanıyla bir işte ikiz romanda aynı anda yan yana çıkardı bu romanlarla. Bu romanlarda yine sınıf meselesi devreye giriyordu. Ama bu sefer yani kapitalizmin yeni koşullarında yani işte Bercik Gris'in yoksullarından başka bir ortamda hani günümüz yoksulluğu, işçi deneyimi nasıl bir şey ona doğru yöneldiği bir eğilimi görmüştük. Şimdi bu iki metin Sürüklenme ve Manvesti yan yana çıktıktan sonra hani nereye gideceğimizi, Latife Tekin edebiyatının bizi nereye götüreceğini merakla beklerken Zamansız çıktı işte bu ay. Ve Zamansız'la birlikte biraz daha o şeyin ikinci damarın ormanda, özellikle bana göre Ormanda Ölüm Yokmuş daha akraba ama Unutma Bahçesi ve Muinar'la da diyalog kurulabilecek bir alanın açılışını gördük Zamansız'da. Ve bu hani şeyin içerisinden Latife Tekin edebiyatının bir tür dalgalanması gibi. Hani o iki eğilimin alternatif olarak birbirini dönüştürerek
işte bir o bir bu şeklinde ama her defasında yeni bir form olarak ilerlediğinin bir örneği olarak ben önce zamansızı değerlendirdim. Öyle konumlandım. Sonuçta zamansızda olan şey yani bir yandan işte bir beyaz elbiseli kadınla bir adamın arabayla yoldan çıkışı ve o yoldan çıkmanın içerisinde bir dönüşümler, başkalaşımlar alemine girişi var. O alemle bağlantılı ama tamamen o aleme indirgenemeyecek bir şeyle de gelincikle yılan balığı arasındaki ilişkiyi okuyoruz. Biraz Manvesi'de gördüğümüz gibi işte başka metinler, cep telefonu mesajları, denemeler, notlar, mektuplar, tüm bunların da bir araya geldiği heterojen bir metinde karşımızda. Yani Latife Tekin bize iki insan arasındaki aşk ilişkisinden işte türler arasındaki aşk ve arzu ilişkilerini ama aynı zamanda da yine dünyada var olmanın, böyle bir dünyada var olmanın mahiyetine, neliğine dair de bir yola doğru çıkarmış oluyor. Ve sonsuz böyle dönüşümler, başkalaşımlar, oluşlar içerisinde Latife Tekin edebiyatı zamansızı konumlandırıyor. Şimdi bugün konuştukça, yani çok hızlıca söylediğim, bu şeyi inceltmeye çalışacağız. Aslında biraz daha böyle edebiyat eleştirisinin sorumluluğunu alarak, hani yargıyı işte dayatmadan, öncelikle metinde ne olduğunu anlamaya çalışarak, metinle birlikte yola çıkmaya çalışacağız. Bu bakımdan Ezgi, sen şeyde Gaflet adlı kitapta, Metis Yayınları'ndan çıkan Sema Kaygısız ve Deniz Gündoğan İbrişim'in derlediği kitapta aslında Latife Tekin'in Muinar'ı hakkında yazmıştın. Hı hı. Mesela Muinar'la birlikte düşünerek başlayalım istersen. Hı hı. Mesela Muinar'a göre nasıl bir yerde konumlanıyor zamansız? Teşekkür ederim. Bu benim için de gerçekten çok kısa sürede böyle iki kere üst üste okuduğum bol katmanlı ve her bir yeriyle farklı bir şekilde ilişkilendiğimi gördüm. Yani o ilişkilenme de bitmiş değil. Yani şu an konuşma sırasında devam ediyor. Muhtemelen sonrasında da hani acaba şöyle mi gibi sorularla devam edecek bir süreç. Ben metni okurken elbette hani herkesin dikkatini çeken o aşk, cinsellik, bedensellik meselesini yoğun bir odağı bu metnin. Öte yandan hani diğer metinlerinde olduğu kadar olmasa da bir hani ekoloji meselesi devam eden bir hat. Ama bir eylem, bir olay olarak değil de yeryüzünde bıraktığı izlerle, yaralarla birlikte biz bu ekolojik anlatımları, dertleri görüyoruz diyebiliriz. Ve ben de tabii okurken ister istemez hani Muinar'ın üzerine daha da yoğun düşündüğüm için bir karşılaştırma ister istemez benim de okurken yaptığım bir şey oldu. Muinar'da doğa ve kadın birbirine özdeş bir konumda yer alıyordu. Ve kadın ve erkek arasında çok daha sınırları belirgin bir ayrım yapılıyordu. Mesela işte alet kullanımı erkeği kadından ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyordu. Ve o demirle dünyanın derisini yırtan, delen bir konumdaydı erkek. Ama işte öte yandan kadın toprağı incitmekten korkan tohumları böyle parmak uçlarıyla eken bir konumdaydı. Dolayısıyla böyle benim Gaflet'teki yazımdaki eleştiri odağım hem oradaki aşk ilişkisi, Muinar'daki aşk ilişkisi de bir yandan daha heteronormatif bir yere de hapsedilmişti. Ve buna yönelik bir eleştirim vardı. Ya da ne bileyim orada mesela dünya meselesiyle dertlenmeyip aşk yüzünden acı çeken kadınlar Muinar'ın içinde uyanmayı reddettiği türden kadınlardı. Şimdi buraya geldiğimizde direksiyon başka bir tarafa kırılmış gibi görünüyor. Yani dünya meselesiyle dertlenmekle acaba aşk nasıl aynı anda bir arada olabilir? Ve bir yandan aşk artık sahiplenilen ve aşkın farklı veçeleri tabii yani her türden aşk
sahiplenilen bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu metinde elbette şu var. Yine mesela işte beyaz elbiseli kadın ve erkeğin ilişkisine baktığınızda erkek zamanı çivilemek için işte film çekmek isteyen, kadın belki daha o aşkı yaşamak isteyen, daha bedensel ve hani hayat odaklı, gündelik yaşam odaklı bir yerde gidiyor gibi. Ve dolayısıyla ben okurken de acaba yine Muhiner'deki gibi şey olacak mı diye bekledim. Ki metnin başlarında şöyle işte bu gelincik, gelinciğin dilinden duyuyorduk bunu ama işte kamıştan kalem yap da yazmak, hikaye yazmak diye gördüğümde ya da işte beyaz elbiseli kadının karşısında adamın film çekmek istemesi. Yine acaba kadın bedenin alanına, erkek kültürün alanına mı hapsedilecek gibi bir merakla okudum. Ama sonra metnin sonlarına doğru yine gelinciğin dilinden aynı kamıştan bir sepet örüldüğünü de duyduk biz. Yani dolayısıyla o kamışın hem kalem hem sepet olabilmesi, sepet örme meselesi de tabii burada önemli. Hemen akla Ursula Le Guin'in çuval kurmaca teorisini getiriyor. Yani o ilk kültürel aracın bir işte delici bir alet değil de bir toplama muhafaza etme aracı olması meselesi. Ve burada hani evet hikaye yazmak, anlatmak bu metinde çok öne çıkan bir tema ve tam da aslında arzuyu da üreten çok önemli bir noktada. Ama bunları birbirine nasıl öreceğimiz meselesi bence çok önemli. Yani hem metinde bu hikaye nasıl anlatılır, nasıl dinlenir, nasıl okunur meselesi üzerine de kafa yoruluyor ve bizim de burada tabii hangi noktaları birbiriyle ilişkilendireceğimiz meselesi de sanırım yani nasıl öreceğimiz meselesi oldukça önemli. Yani dikkatimi çeken bir meseleydi. Ve buradan şuna gelmek istiyorum. Yani hani bu konuşmaya hazırlanırken böyle defterde hani kaybolmamak adına çeşitli başlıklar açmıştım. İşte bu metinde nasıl katmanlar var? Nasıl ilişki kuracağım? Çünkü çok farklı muhataplar var. İşte ne bileyim gelincik, yılan balığı, beyaz elbiseli kadın, adam, anne, oğul, kız ve bir yandan anlatıcı, okur arasındaki diyaloglar, farklı konuşmalar, yazışmalar, dinlemeler var. Her biri için bir başlık açtığımda işte mesela ekolojik yıkılma dair ayrıntıları gördüğümüz yer neresi? Bu aşk, cinsellik, bedensellik dediğimiz şey nerede duruyor? Böyle çeşitli alıntıları bu başlıklar altına yedirmeye çalışmıştım. Hani bu konuşmaya hazırlanırken bir süre sonra onların çok sınırlarının birbirine karıştığını ve bazı alıntıları hem oraya yazabilirim hem oraya yazabilirim gibi bir kafa karışıklığı oldu. Yani ben onları ne kadar birbirinden tel tel ayırmaya çalışsam da onların bir şekilde birbirine örüldüğünü gördüm. Bu anlamda belki hani ilk başlayacağım nokta hani ekoloji meselesi nasıl yer alıyor? Yani demin de ifade ettiğim gibi şey değil. Bir eylem, bir olay anında bir ekolojik yıkıma şahit edilmiyoruz ama tanık edilmiyoruz ama burada öyle bir yıkımın izleri, kalıntıları. İzleri ve yeryüzünün bir beden olarak nasıl algılandığını görüyoruz. Çünkü ne bileyim işte şey, şu ifade özellikle çokça geçiyor. Ağaçları kesilmiş yolda olmak. O yersizlik, yönsüzlük, nereden nereye gidileceğini bilememeyişi. Ve işte kül çukuruna vuran yaralı balıklar, mermer ovası, vinçler platosu, enine boyuna dilim dilim doğranıp yarım bırakılmış dağlar, zincirli kollu kesme vadisi, mermer kadavra terasları gibi aslında biz tamamen bu izlerle birlikte yani bu izlerin arasında farklı ilişkiler yaşamaya çalışan varlıkları görüyoruz. Ve bu yıkım ortamında nasıl aşk yaşanır, nasıl ikili ya da üçlü ya da daha çoklu olunur
ya da nasıl ben kalınır gibi meseleleri görüyoruz. Ve tabii hani ekolojik yıkımlar dışında o insan ve insan olmayanlar arasındaki sınırlara dair sorgular da söz konusu. Bu metnin pandemi sürecinde yazıldığını biliyoruz ve pandeminin gölgesi de mevcut metinde. Yani daha metnin başında işte ilk kez böyle ateşli bir yalnızlıkla uğurluyoruz baharı, sessiz, insansız. Uzayacak bu yasaklar, kapatacaklar tümüyle, yola çıkmak bitti öyle mi? İnanmak istemiyorum buna, hayır şeklinde devam ediyor. Ve aslında insanların evlere çekilmesiyle nasıl o insanın el ayak çekildiği alanda aşka gelen, işte varoluşunun sınırlarının açılan varlıkları, onlara kulak kesilmemizi istiyor yani anlatıcı. İşte meşelerin dallarını aşkla uzatışını seyredelim. Gel yaprakların göğe bükülüp kırılışını, susup her şeyden el ayak çekişimizi kutluyor otlar böcekler. Ki burada aslında otlar böcekler insandan yana çiçeklenip kanatlanacak öyle mi? İnanmak isterdim buna ama bitkisiyle hayvanıyla canlılar arasındaki bağ incelip koptu çoktan. Ölüme karşı birlik olacağımızı düşünemiyorum. Hiç saf hayal diyor. Dolayısıyla burada aslında insan eve kapandığında coşan bir hayat var. Ve ancak insanın orada olmamasıyla mümkün olabilecek gibi bir hayat belki. Yani en azından buna dair umudun biraz tükendiği bir sesle başlıyor en azından. Tabii daha sonra aslında gelincik ve yılan balığı arasında bir diyalogda bu krizi fırsata dönüştürebiliriz gibi bir ifade geçiyor. Aslında bu ifade başka bir olayda geçiyor ama yine de o ifadeyi biz bu konu içinde düşünebiliyoruz. Yani metnin ilginç kılan noktalardan biri de bu. Farklı ilişkiler arasındaki ifadeler bir başka alana konuşup eklemlenebiliyor ve öyle bir bükülme, eklenme, katmanlanma hali söz konusu gibi geliyor bana. Evet, yani burada şey aslında hani bu metni konumlandırmak için çok kıymetli bir zemin bu söylediklerin. Yani bir yandan şey aslında işte hepimizin yaşadığı o pandemi bağlamı metnin ithaf kısmında hem de şey kurmaca başladığı yerde de gönderme yapılan, yani aslında metni kuşatan bir şey. Hani ve orada söylediği bir ifade vardı. Yani kılık değiştiren, şekilden şekle giren ölümün karşısında diye. Yani bu başkalaşım başladı ve yani devamı gelecek, durduramayacağız bunu. Evet ve orada ya bir yandan işte o pandeminin gücü var ve belki işte bahsettiğin diğer metinde sonuçları görülen ekolojik yıkımın İşte belirtileri görülen ekolojik yıkımın gücü var. O şekilden şekle giriyor. Ama bir de onun karşısında başka bir gücün, daha olumlayıcı bir gücün var olduğunu görüyoruz. Aslında metnin önemli bir kısmı da yani o gücün belki hem gösterilmesi hem de arayışı olarak düşünülebilir. Ve böyle olunca şeyle mesela katman katman, yani bir yandan işte ekolojik katman, diğer taraftan türler arası işte şeyin gelincikle yılan balığının ilişkisi aracılığıyla giren katman, işte iki insanın arasındaki ilişkinin katmanı, işte çocukluklar, aile, anne, oğul, kız ilişkisi gibi hani katmanlara ayırıyoruz ve bunlar aslında şimdi bu metnin ilk okurları için de çok kolay şeyler değiller. Evet. Hani ilk defa karşılaşıldığında aslında zorlayıcı bir metin. Evet, yazı stilleriyle belki hani o anlatıcı değiştiğinde işaret ediyor yazı stilleri ama her yerde de öyle olmuyor. Evet. Her noktada değişmiyor yazı stilleri. Tabii ve yani mecazların yoğun olarak kullanıldığı aslında Latife Tekin edebiyatında daima gördüğümüz hani onun kendisine özgü anlatım olanaklarının çeşitlenerek devam ettiği bir şey var. Ona da alışmak bir zaman gerektiren bir şey. Hani böyle bir mesela kapılıp okunacak, bitirilecek bir roman değil bu. Aslında belli bir yavaşlığı, durup düşünmeyi, ilişki kurmayı, metinle yakınlık kurmak için başka yollar aramayı da önemseyen, bunu buna çağıran bir yanı da var. Belki birazdan bunu daha da ayrıntılı düzlemleri konuşacağız. Evet, bilinemez bir yakınlık için dil kurmak diyor Latife Tekin. Belki bizim de okurlar olarak yapmamız gereken
üzerine düşünürken, konuşurken başka bir dil kurarak yaklaşmak metne. Evet ve şeyle onu, yani o işte Latife Tekin Edebiyatı'nın bilinebilir alanlarına hemen sığdırmaya çalışmadan, yani o bildiklerimiz zaten bizde var, onlar cepteler ama bir de daha bilinmeyen başka bir şey var, onun da kendini açma ya bir çağrı. Ama genel olarak da metinde sıkça geçen şeylerden birisi bu, bilinemezlik. O bilinemeyene kendini açma, bir tür deneyim fikri. İnsanın bir sürece, oluşa kendisini açması fikri metinde sıkça geçiyor. Bu nokta ile ilgili şu bence kıymetli. Pandemi döneminde biz evlerimize ve bedenlerimize bu kadar çekilmişken de aslında başka bedenlere karışmak, bulaşmak, değmek bu kadar sakıncalı ve yasakken tam da öyle bir durumun ortasında başka bedenlere uzanmayı bu kadar isteyen, bu kadar çağıran bir metnin oluşu bana ayrıca anlamlı geliyor. Evet, o az önceki işte o ölümün kılıktan kılığa giren işte gücüyle işte yaşamın dönüşen, başkalaşan, değişen gücü arasındaki belki o karşıtlığın ya da iç içeliğin bir paralel gibi aslında bu söylediğinde. Ve şey de ben mesela okurken yani işte bu o zorluktan bahsettiğim gibi bir noktada da şunu düşündüm. Yani acaba işte iki insan arasındaki ilişkinin bir tür alegorisi olarak mı doğadaki ilişkiler, yılan balığıyla gelinciğin ilişkisi kullanılıyor diye bir, hani o gözle de bakmaya çalıştım. Yani çünkü edebiyatta aslında hayvanların temsili bakımından bu hakim modlardan birisi. Hani orada özel olarak o türü, hatta o tekil hayvanı değil de aslında insana dair bir şeyi kullanmak için o hayvanı ya da o türü vesile kılma sıklıkla başvurulan bir şey. Hani burada da ona gidiyor mu? Çünkü şeyi de işte o sonuçta metinde bir arabanın yoldan çıkması söz konusu. O yoldan çıkmanın içerisinden girilen bir başkalaşımlar alemi var. Yani işte şeyle, yılan balığıyla gelincik aslında işte beyaz şapkalı, beyaz elbiseli kadınla adamın, ki sonrasında adamın Benini diye anıldığını da görüyoruz. Benini de o yörede aslında kullanılan, yılan balığı için kullanılan bir ifadeymiş. Hani böyle iki düzlemi, yani bizim şu ana kadar konuştuğumuz farklı katmanları birbirine bağlayıp o insani katmanı merkeze mi koyuyor sorusunu sormak anlamlı. Ama buna hani benim cevabım hayır. Aslında işte o katmanlar birbirlerinin, yani bir yandan katlar var ama o katlar hiçbir zaman sabit değiller. Sürekli birbiri üstüne kıvrılıyorlar, katlanıyorlar. Hani katman olarak kalmıyorlar, birbirine katlanarak birbiriyle temas halindeler. Yani şey değil o, hani bir noktada insanın oradaki erkek figürünün karşılığını görebiliriz. İşte o hayvanlar arası aşk ilişkisinin içerisinde. Ama başka bir noktada da orada yılan balığının bir sözünde ya da gelinceğin bir ifadesinde onlar merkeze geçebilirler ve insani olan ona karşı ikincilleşebilir. Aslında o yüzden de birincil ikincil değil de o birbirine böyle yankılanan, birbirine bakan, aynada bir yandan karşı karşıya gelen, o karşı karşıya gelince de kırılan, farklı biçimler alan bir şey söz konusu. Hani o düzlemleri arasında diyaloğu da zaten işaret edip gösteren ama düzlemlerin, yani bir merkezi düzlemde tüm metni açıklama yoluna gitmeyen. Evet, beden çok önemli olduğu için bütün metin boyunca aslında sadece insan bedeni ve insan deneyimi üstünden bir şey okumuyoruz. Yani yılan balığı ve gelincik üzerine onların kendi maddi varlıklarından gelen özellikler de metinde bolca var. Yani hani yılan balığı mesela. Tabii şeyle ve yani oradaki hani yalnızca bir mecaz değil buradaki şeyler, evet, ya da hani Latife Tekin'in bir işte hayali dünyasında yılan balığı diye bir karakter yaratmış değil yalnızca, tabii ki böyle bir yaratma da var. Hani biraz mesela somut olarak gelincik ve yılan balığına baktığımızda şimdi her ikisinde mesela o türleri bu bir yok olma tehlikesinde olan türler olduğunu
görüyoruz. Evet, de yüzer gezer hayvanların daha çok aslında soyu tükenmekte olan kategoride olduğuna dair de bir bilgi var elimizde. Evet. O yüzden hani gelincik boşuna seçilmemiş gibi. Ve işte o mesela Japon mitolojisinde gelinciğin başkalaşımla, şekilden şekile girmekle yan yana getirildiğine dair birkaç metin okudum. Hani bunları hani Latife Tekin somut olarak o bilgiyle kurmamış olabilir. Ama konuşuyor o bilgiyle. Dünyalar birbiriyle temas ediyor. Ve zaten metinde Japonya ile ilgili ya da Japonlarla ilgili de bir katman vardı. Asıl burada yılan balığın hikayesi ilginç. İşte şeyin burada Patrick Svensson'un Yılan Balığının Yolu adlı bir kitabı var. Ben bu kitabı aslında Açık Radyo'daki Antroposen programında onun podcastini dinlerken öğrendim. Sonrasında da Zamansız'la birlikte okuma fırsatım oldu. Hani Zamansız'ın aslında ana karakterlerinden, figürlerinden biri olan yılan balığıyla yılan balığı adlı türün işte yolunu, dünyadaki deneyimini anlatan bu Svensson'un metni birbiriyle çok iyi konuşuyor. İşte yılan balıkları işte Meksika yakınlarındaki Sargassa Körfezi'nde dünyaya geliyorlarmış. Ve onu hani vatanı diyebileceğimiz bir yer varsa orasıymış. Ve burası da ilginç bir yer. Aslında okyanusun, böyle iki okyanusun kesişiminde tüm oradaki akıntıların sonucunda kendisine özgü bir akıntı oluşturan, dolayısıyla deniz olmasının nedeni karayla bağlantısı değil, okyanus arasında ama kendisine özgü bir varlığı olması nedeniyle bir iç deniz olarak bilinen bir yer. Ve dünyadaki tüm yılan balıkları buradan dünyaya yayılıyorlar. Özellikle de işte şeyden, Atlas Okyanusu'nu geçip Akdeniz'den Avrupa'ya, özellikle de Türkiye'ye geliyorlar. Ve işte şeyde bildiğimiz Gümüşlük'te yaşadığını bildiğimiz Latife Tekin'in o yine yakınlarındaki Baffa Gölü'nün yılan balıklarının uğrak yerlerinden bir tanesiymiş. Ve yılan balıkları işte o Meksika'dan işte Akdeniz'e, Baffa Gölü'ne kadar tüm o serüvenleri boyunca onlar da sürekli değişim halindelermiş. Yani çeşit çeşit yılan balıkları var ve o yolculuğun içerisinde yani yılan balığı türü kendi alt türlerine bürünerek ilerliyor. Her defasında başka bir, yani işte diyelim Akdeniz'e girdiğinde başka bir form alıyor. Ege'de başka bir form alıyor. Göle vardığında başka bir form alıyor. Bu bakımdan hani türün kendisinin, hani böyle bir türün seçilmiş olması da anlamlı. Hani bir o mecazilik düzlemini aşan işte türlerin dünyadaki somut, tarihsel, maddi varlığıyla ilişki kurmamızı sağlayacak bir şey var. Hani metin hakkında yazılan yorumlarda çokça imge sözcüğüne başvuruluyor. Tabii ki Latife Tekin imge üretiyor ama bu imge aslında maddi imgeler bunlar. Evet. Hani hem temelli dünyadaki deneyimimizle ilişkili anlamında, hem de o somutluk kurma hem anlamında. Hem de bir yandan da yazmak denilen şey düşünsel alana, zihinsel alana terk edilen bir şey de değil. Oldukça bedensel bütün metin boyunca. Yani o yazmanın nasıl bedende, işte göğüste defterin çırpılması, hareketlere neden olması. Yani buna özel bir dikkat olduğu için evet, imgeler yerine ben de daha bedensel duyumsamalar, duygulanımlar üzerinden konuşmayı tercih ederim sanırım. Demin şey dediniz ya, insanlar ve insan olmayanlar arasında hani öyle bir paralellik ya da onun bir metaforu gibi mi kullanılıyor kısmından. Bir yandan da insanlar arasındaki ilişkilere, hani aşk ilişkilerine baktığımızda belki daha cinsiyetlendirilmiş ilişkileri insan tarafında görüyoruz gibi. Daha hani hatta anne oğul kız arasındaki ilişkilerden başlayan o cinsel farkın, cinsiyetlendirilmiş olmanın ilişkilerde nasıl bir önemi olduğuna dair vurguyu insan ilişkilerinde daha çok görüyoruz. Ama mesela yılan balığı ve gelincik arasındaki ilişkide hani erillik, dişillik bu varlıklara atfedildi mi? Benim dikkatimi çeken böyle bir atıf olmadı açıkçası. Yılan balıklarının, hani bir elektrikli yılan balığı bu metinde bahsedilen. Bir yandan bu elektriği hem kendini savunmak, hem avlanmak, ama bir yandan da
bir işte partnerle yakınlaşmak için de kullanıyor. Hani bu hayvanlardaki cinsiyet meselesi ya da işte türler arası o cinsel ilişkiler ya da cinsel ilişki belki hani bunu bir arzu dolaşımı ya o bedenlerin birbirine ne yaptığı, ne kadar nasıl yakınlaşıp uzaklaştığı, bunun hayvanlar arasında nasıl olduğu meselesi biraz insanlarınkinden farklı bir şekilde anlatılıyor gibi geliyor ve hayvanlarda daha çoklu, daha heterojen bir ilişki varmış gibi de anlatılıyor. Evet, o bakımdan yani o insani alanın sunumundaki hani sınırlar ve ihlaller üzerine kurulu bir temel yapı var. Ama diğer tarafta insan olmayan varlıkların alanında dediğin gibi şeyle cinsiyetlendirilmesi çok kolay olmayan, zaten hani öyle bir çabaya da gerek olmayan o oluşların, akışların, arzu dinamiklerinin daha hakim olduğu bir şey var. Bu yine az önceki konuştuğumuz o maddi temelle de bağlantılı. 20. yüzyıla kadar yılan balıklarının cinsiyeti de temel bir muammaymış. Hani hem Aristo'nun çalışmaları varmış yılan balıkları ile ilgili, hem de Freud'un. Her ikisi de yani eldeki bilgilerden, kendi zamanının bilgilerine göre şeyi konumlandıramıyorlar. Hani yılan balıklarının hangisi dişi, hangisi erkek, onu ayırt edebilecek bir mekanizmaya sahip değiller. Yani sonrasında da o yine çok kolay ayırt edilen bir şey değil ama en azından onların yumurtlamasının temel mantığı bir şekilde 20. yüzyılda çözülmüş. Ama yine de bizim bildiğimiz sınırlara sığmıyor. Yani aslında şeyin de hani Aristo'dan beri gelen bir tartışma var burada. Metnin içerisinde de o işte böyle bir karşılaşma ve karşılaşmaların kendisinde beliren arzular, o arzunun şiddeti, hani bu hani yıkıcı olmayan fiziksel bir şiddet de olabilir ama hani şey anlamı, bir şiddet uygulamak anlamına değil, arzunun, şehvetin yoğunluğu anlamında bir şiddet metinde çokça anlatılıyor. Ama aynı zamanda işte kırılmalar, geri çekilmeler, gelgitler de çokça var. Bir de bu hazın spesifik bir beden bölümüne arzunun ya da hazın spesifik bir hani cinsel organ diye tanımlanan bir şeye de bırakılmaması söz konusu. Mesela anne oğul kız ilişkilerinin anlatıldığı yerde o Ödipal ilişkiyi ve bütün o hani aslında şeyi görüyoruz. İşte meme sütün sızması, işte oğlun memeye olan düşkünlüğü, annenin bununla ne yapacağı, yani orada onun bedeninde ne yaşadığı, sadece süt veren bir nesne olarak hissettiğinde, bunu bu şekilde deneyimlediğinde buradaki anne kendisine uzak, soğuk bir beden olarak tarif ediyor. Ama bir başka anda aslında o işte çocuğun ağzının kenarından sızan süt ve işte memenin kenarından sızan sütün bir yandan göğüslerine, karnına, bacak arasına gelmesi aslında anne için de arzu uyandıran bir şey. Ama orada arzuyu uyandıran işte bedenin hangi bölgesi? Hani orada da bu biraz tabii daha mutlak ama asıl hani hayvanlar tarafında daha tek bir hani beden uzvunun cinsel bir odak olarak öne çıkarılmaması bence önemli, evet, bir tabii ayrıntı. Ki buradan şey de, metnin bütün anlatımın formuna baktığımızda metnin okunma, yazılma sürecini de belki bir cinsel ilişki olarak düşünürsek, hani şey gibi de hani nasıl daha normatif bir cinsel ilişkide hani bir adı ön sevişmedir ama işte o odak noktası asıl arzu edilen orgazmdır. Ama bu metinde ki burada orada bir hiyerarşi vardır yani, o çünkü ön hani yardımcı olan ve hani asıl olmayan bir sevişme olarak tarif edilir. Bu metnin anlatımında, formunda da tek bir odak noktası, bir yükselme, hani öyle bir serim, odak, çözülme, öyle bir şey yaşamamamız da hani metnin kendi anlatılışının cinselliği hakkında da bir şey söylüyor gibi geliyor bana. Evet, ya yani burada aslında son şeyle ben yan yana düşünüyorum. Mesela şeyle Deniz Gezgin'in Yer Kuşağı metninde de buna benzer bir şey vardı. Yani hikayeleştirmeye, bu türden bahsettiğin
işte olay örgüsüne dayalı, işte çizgisel, her şeyin bir giriş gelişme sonuç şeklinde sunulduğu, ya da bir nedensellikle birbirine bağlı. Bağlandığı, işte zirvelerin olduğu, düşüşlerin olduğu bir anlatı kurmanın karşısında daha şeyle, belki fragmanlı oynaşmanın evet, ön plana çıkarıldı ki bu metinde de hani o oynaşmanın önemi hakkında birçok yerde vurgu var. Evet, sıkça geçen kelimelerden birisi ve şey yapan, hani işte hikayeleştirilmeye, bir başkasına anlatılmaya müsait olmayan, ona direnen metinler. Çünkü deneyimi, dünyadaki deneyimi bir hikayeye, yalnızca bir olay örgüsüne indirgemenin şiddetinin farkında olan ki metinler. Bunu aslında Gelincik mi söylüyordu? Şey diyor ya, ancak deneyimlediğimizde hikaye anlatarak, bu hikayeyi kurarak anlayabiliyoruz. Evet, yani zaten mesela metnin kurucu şeylerinden birisi o. Aslında işte bir savruluş var. Yani biz başında biliyoruz işte arabanın savruluşu. Ama şeyle, yılan balığıyla Gelincik, kendilerini yılan balığı ve Gelincik olarak bulmuşlar. Bu ne demektir, bunu bilmiyorlar. Ve Gelincik sana diyor, yılan balığına, bunun hikayesini yazacağız. Böylece kendimizi anlayacağız. Başımıza geleni, dönüştüğümüz şeyi, neden dönüştüğümüzü hikaye yoluyla anlayabileceğiz diyor. Aslında bir yandan mesela sıkça duyduğumuz hikayenin kurtarıcılığı, hikayeleşmenin sağaltıcılığı temasına bir atıf var gibi. Ama metnin dinamiklerine ve kendi içindeki dönüm noktalarına baktığımızda aslında hikayeleştirmenin şiddetine dair bir şeye doğru gidiyor. Alan bırakmamak, hikayeye el koymak, bir başkasının hikayesine de, deneyimine el koymak. El çünkü. Koymak, onu kendi hikayenin için nesneleştirmek ve zaten işte şeyin, yılan balığının buradaki birdenbire ortadan kayboluşuyla o hikayede nesneleştirme arasında da metinde bağlantılı olduğunu görüyoruz ve metnin bir kısmı da, önemli bir kısmı yaz günlüğü şeklinde yazılmış. Orada Gelincik aslında bir nevi, değişik gelgitleri olsa da, kendi hikayeleştirme sürecinin nasıl bir iktidar kurma süreci olduğunu farkına varıyor. Hani bir sevme tarzı olarak kendi, yani o bizim hikayesini karşıdakine, sene dayatmak. Onun farkına varıyor. Ama bu aşama aşama, belli noktalarda tamam birlikte yazalıma geçiyor. İşte çarpıt, istediğin kadar çarpıt, buradan devam et diyor. Ya da işte bu yazdım, bu boş sayfayı sana ayırdım, yani sen de burayı doldur diyor. Ama sonuna geldiğimizde tamam, her şeyden vazgeçiyorum, sen yaz hikayemizi diyor. Yani aslında o işte başka türlü bir nevi de okuduğumuz hikaye, tüm bunlar da o başka türlü bir hikayeye dönüşmüş oluyor. Hani şeyle, olayları birbirine örerek ve oradan kendi ana fikrimizi, karşımızdaki kişi hakkındaki fikrimizi, hissimizi bir etiket olarak, bir sabitleme aracı olarak kullanmanın karşısında işte olayları değil, ilişkileri, duyguları bir ağ gibi birbirine ören, işte o arzu dinamiklerini, karşılaşmaları birbirine sıkı sıkıya değil, belki işte teğelleyerek ören. Evet, hatta belki buradan yüzük meselesine geçebiliriz. Çünkü o yüzükte, yani bu tabii beyaz elbiseli kadınla adam arasında, beyaz elbiseli kadından adama giden mektupta dile gelen bir şey. Diyor ki bu iki yüzük bölümünde, parmaklarımıza ağır geleceğini hissedersek takmayabiliriz yazdığım gibi. Sen ya da ben ya da ikimiz bir geçişimizde göle bırakırız. İşte belli mi olur, bir kilitlenmişin kalbini elini açar oluşacak sihir belki gibi. Yani hani orada ağlar örmek, birbirine bağlanmak, ama bunun gevşekliğinden söz ettiniz ya. Hani o yüzük bir yandan evet bir bağ, bir sözleşme, karşılıklı bir müzakere belki. Bir yandan bağlayıcılığı olabilen ama o da aslında tarafların ve o ilişkiyi kurma biçimine bağlı olarak da yani bir şey, zincir, hapseden bir şey mi olacak? Kapatıcı, başkalarına, çokluklara açmayı engelleyici bir kelepçe gibi mi takılacak? Yoksa başka türlü bir, hani takılmaya da bilecek ama belki orada bir izi olacak bir türden bir nesne mi, bir bağlayıcılığı mı olacak?
Evet ve şeyle yani bu bakımdan işte hani o örme tarzlarının metin oluşturma ve ilişki kurma tarzlarının yani açtığı imkanlar, kapattığı imkanlar, açmazları, işte kilitleri, mühürleri ve bir yandan da işte genişlikleri, imkan bollukları aynı anda görebiliyoruz ve karakterler bunlar arasında gidip gelebiliyorlar. Belli modlarda bir yanı baskın oluyor. Hani şey yapmak aslında o tecrübenin, deneyimin bilgisine şey yapmak, kavuşmaya çalışmak. Onu bir yani deneyime kendini açmak ve onu bir yaşam bilgisine dönüştürmek kurucu bir şey oluyor metinde. Bu hani işte farklı muhataplar arası ve her şeyin bir şeye dönüşmesini konuşuyoruz ya. Ben açıkçası metinde diğer hani varlıklar arasındaki ilişkilerden çok benim anlatıcıyla benim kendi okurluk deneyimim arasındaki o bağa dair de bir sürü şey düşünmeme vesile oldu metin. Evet işte hani genel olarak gelincik ve yılan balığı arasındaki o işte dişleme, birbirinin bedenini acıtma şeylerini okuduk ama ben metnin başından beri sanki bana okur olarak seslenen bir anlatıcı sesi var gibi de hissederek okudum. Yani demin de bahsettiğim gibi okuma deneyimi de bir tür cinsel bir ilişki. Yani bir tür ilişki. Yani bu bir aşk ilişkisi, aşk-nefret ilişkisi olabilir. Bu metinde de bu okurla diyaloğu çokça düşündüm. Yani işte ne bileyim... diyor ki 16. sayfada bana verilmiş az bu. Zevkle çırpınabiliriz ikimiz. Gel yaklaş, suyu birlikte buruşturup kırıştırmak hepsi. Şimdi bir yandan hani o gölün kırışması, yazmanın, hikaye anlatmanın bir kırışıklığa neden olması meselesi var. Burada aslında evet anlatıcının tekelinde olabilecek bir hayal dünyası, bir hikaye bu. Ama ben varım orada ve bana seslenildiğini hissettiğim ve bir yandan da okurken sürekli üzerine notlar aldığım, yazıp çizdiğim, sorular sorduğum da bir deneyim. Yani metinle maddi varlığı üstünden de ilişkiye girdiğim bir süreçti. Ve dolayısıyla burada ne bileyim, aç beni çiz sevgilim dediğinde anlatıcının bir yandan bana da sesleniyor olabileceğini düşündüm. Ya da hani yine o iki yüzük bölümünde adamın çekmek istediği filmin adının zamansız oluşu. Yani yüzükte zamansız yazıyor oluşu. Ve bu okuduğumuz metnin adının zamansız oluşu. Ve dolayısıyla bu metnin ve bu ilişkiye evet demenin, bu okurluğa başlamanın, bu yolculuğa çıkmanın da bir tür yazarla okur arasındaki sözleşme ve bir tür müzakere olabileceği fikrini düşündüm. Ve yani anlatıcının şundan korktuğunu hissettim. Beni hemen sessizliğe kapatacaksın, biliyorum. Yani hani işte etiketleyeceksin, anlamı şu diyeceksin. Ya da tek bir anlama indirgeyeceksin. Tek bir sese indirgeyeceksin belki. Biraz buna direnen taraflarını bu tür şeylerle gösteriyor gibi ki o boş sayfaya yazarsan devam ederiz sevgilim dediğinde evet yani kitapta o boş sayfanın varlığı var ve ben oraya ben de bir okur olarak yazıp devam edebilirim bir yandan. Bu sadece beyaz elbiseli kadın ve adam arasındaki bir yazışma olmaktan çıkıyor demek istediğim. Burada yani şeyle aslında yani metin boyunca birçok muhatap, hani sözü söyleyen ve o sözün muhatapları var. İşte hani parçalı, heterojen bir metin zaten. İşte cep telefonu mesajlarının çıktılarını da okuyoruz. Onlar bir şekilde çıktılar alınmış. İşte okuyanlar daha iyi anlayacaklar nasıl alındığını. İşte denemelerin, konuşmaların, diyalogların birçok metin okuyoruz. Bunların her biri metnin içinde de, yani metin dünyasında da birisine yazılıyor. Ama eş zamanlı olarak da işte senin de vurguladığın o yazar ve okur arasındaki ilişki üzerine düşünmek gibi. Hani bu ikili ilişkiler üzerine metin düşünürken bize de
hani okur olarak oraya dahil edip o yazar ve okurun arasındaki ilişkinin dinamiğine dair de paralel bir şey sunmuş oluyor. Bu noktada mesela metnin başlığındaki o zamansızlık hissi de bence biraz bağlantılı bununla. Yani şey yaparak hani bu şu ana kadar söylediğimiz birçok noktada yani metinde işte katmanlar var diyoruz. Bu katmanlar yalnızca kendilerine ibaret değiller. Birbirlerinin üzerine kırılıp katlanıyorlar. Zaten bu kelimeler de çok geçiyor. Bükülmek, kıvrılmak, evet. Metinde bu olacak şeyler. Burulmak, dolanmak gibi ifadeler. Başka bir açıdan da şeyler hani o birbir katmanlar kendileri üzerine böyle kıvrılıp katlanırken bize işte o muhataplarına, müstakbel okurlarına da bir çağrıda bulunuyorlar ve biz de aslında şu anda konuşan kişiler ve diğer okurlar o çağrıya katılarak biz de oraya dahil olmuş oluyoruz. İşte metindeki zamansızlık duygusu biraz bununla bağlantılı. Yani tıpkı o standart olay örgüsüne dayalı hikayeden kopuşu, onu aşmayı vurguladığı gibi yani o kronolojik zamandan işte insanlar arası ilişkilerin standartlaştırılmış zamanın ötesinde başka türlü bir zaman, onu mevcut bize dayatılan ya da içinde konumlandığımız zamanın ötesindeki bir zamansızlık haline hem çağrı var hem de bir yandan da onun gösterimi, onun bir şekilde metinde kurulmasına bir yönelik bir çaba var. Ve sıklıkla metinde zamansızlıkla bilinç dışı yan yana geliyor. Hı hı. Ve hani şeyin işte metnin kurucu anlarından olan o arabanın yoldan çıkması, orayı anlatırken işte o zamansızlığın bilinç dışı ifadesi oralarda geçiyor. Hani yoldan çıkma... Zamanı yutanın bilinç dışı oluşu. Evet, tam ifadesiyle öyle. Hı hı. İşte iki kere geçiyor bu ifade. Hani yoldan çıkma, sapma, zamanın dışına çıkma, tüm bunlar birbirleriyle konuşur hale geliyorlar metinde. Ve hani bu böylelikle hani aslında metnin belki zorluğunu oluşturan şeylerdi. Çünkü hani o standart zamanın üzerinden kurmadığında anlatıyı ona nüfuz etmek ve kapılmak daha zor. Bu zamansızlık deneyimini biz de yaşıyoruz. Yani şu anda yani ikimiz kaç kere okuduk ve karşılıklı kaç defa tartıştık. Şu anda da tartışıyoruz. Evet, ve belli bir zaman içinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Her yanına konuşmaya çalışma kaygısı da buna dahil. Evet ve bütün bunun sonucunda ama hani işte önce şu olay oluyor. Bu aslında oymuş. Yani bunun ardındaki şey de buymuş aslında diyebileceğimiz. Yani böyle bir sırlı bir metin değil bu. Hani öyle şey yapılmış hani zamansızlık adına bir bulanık bir katman verilmiş de onu biz yeterince analiz edersek ardındaki sırra ulaşacakmışız gibi değil. Bizzat o zamansallığın, yani bu tür bir zamansızlığın cisimleşmesi gibi kurmaya çalışmış. Yani bu böyle bir metin nasıl kurulabilirse onun bir muadilini, onun bir karşılığını yapmaya çalışmış. Yani acaba şöyle diyebilir miyiz eğer bir benzetme yapacak olursak? Yani metnin eğer hani örgü metaforundan gidersek birbirine örülme, ağların, ipliklerin birbirine örülmesi. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey o iplikleri çözmek ve bir çıplaklık değil. Aksine belki oraya bir boğum daha atmak, evet. Bir iplik daha eklemek ve onu belki genişletmek. Yani metnin... Evet. Metnin dokunma alanlarını belki yeni uzuvlar ekleyerek yapıyoruz bunu. Evet. Bu bazen yazarlar için bizim yaptığımızda şiddet içeren bir şey olarak deneyimleniyor olabilir. Çünkü oradaki kendi biricik deneyimine biz de bir müdahalede bulunuyoruz. Buradaki ses bizi o yolculuğa birlikte çıkmaya davet ediyor ama hani tamamen kucak açıcı ve sarmalayıcı da değil. Yani şeyin farkında, biz bu yolda kaybolabiliriz. Metnin zor olduğunun bilincinde bir anlatıcı yazar var burada. Yani bizi kaybedebileceğinin, her an kaybedebileceğinin farkında. Bir arada sanki bir kontrol etme ve iyi miyiz deme ihtiyacı. Hani birlikte miyiz, birlikte tınlıyor muyuz? Birlikte titreşiyor muyuz? Evet. Deme ihtiyacı duyuyormuş gibi geliyor. İngilizceden çeviri aynı sayfada mıyız şey var ya. Evet. Evet. Burada şeyle belki hani bununla akraba başka bir nokta müzik meselesi. Evet.
Metinde işte ritim, ahenk, bu tür ifadeler, yankı çokça geçiyor. Ve aslında işte başka türlü yani bir anlatı, başka türlü bir zaman gibi başka türlü bir müzik fikri de metne giriyor. Orada Koto adlı geleneksel Japon çalgısı, beyaz elbiseli kadının sevdiği adam olan Benin'in çaldığı, işte ustası olduğu bir şey aslında. Mesela onun üzerinden bize yani o yankısı olmayan, işte bu batılı müzik aletlerinin temel mantığının dışında bir müzik aleti koto. Gelincik de işte bu müziğe şahit oluyor. Önce rüyasında, sonra gerçek beyaz elbiseli kadının yanındayken de şahit oluyor. Ve onun içerisinden garip bir deneyim oluyor onun için o. Hani aslında bir tür bilgeliğin, mutlak bir kesinliğin deneyimini o müzik aracılığıyla yaşıyormuş gibi hissediyor. Zaten öyle bir konuşma da gerçekleşiyor. Bu sanki mesela hani bilgece bir konum gibi düşünülebilir. Hani onun övgüsü, hani metin tüm bu dolanıklığının, dolaşıklığının içerisinden koto üzerinden de böyle bir bilgelik çağrısında bulunuyor gibi. Ama öyle yapmıyor aslında. Yani bu müphemliğin, bu aslında işte sınırlandırılamazlığın, böyle istikrara kavuşturulamazlığın içerisinde öyle bir bilgelik durumunun da açmazlarına dair yani göndermelerdi. Gelincik aslında tek sesli müzikten hoşlanmadığını ifade ediyor. Evet. Yani o yankıya ve çokluğa ihtiyacı olduğunu söylüyor. Evet. Beyaz elbise kadın da adama diyor ki bu işte sevgiliyi öğrenmek çocukça bir çaba başlıklı kısmında. Yakınlığımız yollarda, göl kıyısında çocukluk hikayeleriyle kurulup gelişti. Ben senin ne kotoya bağlı hayatının güçlüklerini, ne vaktinin çoğunu işine ayırmak zorunda olduğunu biliyordum o vakit, diyor. Dolayısıyla belki burada hani tek sesli bir anlatım acaba hani eril bir alan olarak mı kodlanıyor? Ki biz burada sonuçta metinde beyaz elbiseli kadının deneyimleri üzerinden o ilişkiye dair fikir edinebiliyoruz. Ama bir yandan bu demin okuduğum alıntıda beyaz elbiseli kadın tarafından da hani bunun da zorluğu. Yani bu çokluk içinde, bu yankılar içinde tek sesli bir şey söyleyebilme ya da buna dair bir varlık edinmeye çalışmanın ne kadar yorucu, zorlayıcı, eğer bu eril alana da bırakılıyorsa erkek için de ne kadar zorlayıcı bir deneyim olduğuna dair de sanki bir farkındalık itirafı gibi orada. Evet ve böyle varoluş işte modları, tarzlarından birisi olarak o bilgelik arayışını kıymetli bulan, onun çetin, zor bir şey olduğunu bilen ama metnin tamamı bakımından da nihai çözümü orada aramayan bir pozisyon oluyor. Yani işte şeyler, hani işte böyle bir yol var ama asıl işte gelinciğin söylediği, sonrasında beyaz elbiseli kadının da o diyalog içerisinde farklı şekilde söylediği, yankılanarak ilerleyen müzik. Aslında bu metnin de kendi, metnin tamamını da kuşatan bir şey. Hani metin işte başından beri söylediğimiz o katmanlar halinde oluşurken her bir katmandaki unsurlar diğerinde yankılanıyor. Yankılandıkça yeni formlar alıyor. Hani bir yandan bir süreklilik var. Bu olay örgüsündeki gibi bir süreklilik değil. Hani sıkı sıkıya örülmüş, böyle hareket alanı yalnızca o iskeletin içerisinde kalmış bir şey değil. Yankılarla hem devam eden, sürekliliği olan, hem de her bir yankıda yeni bir varyasyon, yeni bir çeşitlemeye kavuşan bir şey. Hani o yüzden oradaki müzikle ilgili bu tartışma metnin tamamıyla ilgili de anlamlı geliyor bana. Belki bu noktada bu işte birbirine bağlama, işte müzik, ritim, tüm bunlarla birlikte aslında şamanik deneyim metinde göndermesi de olan ifade, yani bir yerde geçiyor. Ama Tifet Tekin, işte Muinar ve başka metinler bakımından da atfedilen yan yana getirilen. Yani bir koca karı olma ya da işte bir şaman olma. Olma meselesi var. Onu bir konuşalım diyorum. Ve onunla birlikte aslında şey meselesi de. Mesela yani Latife Tekin
külliyatını işte ben konuşmanın başında çok ana hatlarıyla konumlandırmaya çalıştım. Biliyoruz ki bu külliyatın en büyük sıfatlarından birisi büyülü gerçekçilik. Yani yani ortaya çıkışıyla birlikte Latife Tekin edebiyatını adlandırmak için devreye sokulan bir kavram bu. Bu mesela bu metne dair yazılarda da birkaç kere kullanıldı. Yani aynen büyülü gerçekçilik değil ama gerçek ve büyünün bu sefer farklı bir ilişkisi gibi. Sen nasıl konumlandırırsın? Hani hem buradaki şamanik olan acaba buraya nasıl yansıyor? Hem de yani Latife Tekin'in bu zamansız metnini kavramsallaştırmak, belli türlerle birlikte düşünmek için daha iyi kavramlarımız olabilir mi? Senin yaklaşımın nasıl? Evet, bu benim bir yandan doktora tezimde bir merak konum ve yani üzerine düşündüğüm bir alan. Büyülü gerçekçilik tabiri benim pek hoşuma gitmiyor. Çünkü bana hissettirdiği şey yine merkezde olan, asıl olan bir tür gerçeklik var. Yani orada da yine bir hiyerarşi var gibi hissediyorum. Bunun büyülü olanı. Biraz daha böyle hani onun dışarının, merkezin dışında kalan olarak tarif ediliyor. Ben buna belki spekülatif kurmaca türü içinden bunu yani Latife Tekin metinlerini genel olarak belki bu türün içinde değerlendirebilmeyi önerebilirim. Ama spekülatif kurmaca deyince bu kavram çok da böyle özellikle Türkçe literatürde dolaşımda olan da bir kavram değil. Hem bir şemsiye terimi olarak kullanılıyor. Gotik, fantastik ve bilim kurguyu içine alan, kapsayan bir üst başlık olarak da karşımıza çıkıyor. Ki baktığımızda işte 20. yüzyılda daha çok bilim kurguyla böyle bir değişmeli olarak kullanıldığını görüyoruz. Ama aslında işte 1960'larda bilim kurgu içindeki yani yeni dalga, işte Ursula Le Guin'ler, Margaret Atwood'larla birlikte o pozitif yani katı bilim kurgudan aslında bir tür hani feminist bilim kurguya geçildiği dönemde spekülatif kurgu, kurmaca tabirinin dolaşıma girdiğini ve daha çok da feminist bir anlatım modu olarak dolaşıma girdiğini görüyoruz. Hani benim doktora tezindeki odağım da yani fantastik, gotik, bilim kurgu bu türleri tanımlarken aralarında nasıl hiyerarşi kuruyoruz, gerçekliği nasıl tanımlıyoruz ve büyüyü, sihri, başka türlü bir deneyimi nasıl adlandırıyoruz, ona nasıl yaklaşıyoruz, kendimizi nerede konumlandırıyoruz? Bunlarla çok ilişkili gibi geliyor. Bu metinde de yani spekülatif kurmacayı aslında Donna Haraway'in ona yüklediği anlamlar doğrultusunda açacak olursam Haraway onu hem işte string figures bir ip oyunu, işte kedi beşiği de deniyor, mantığına benzetir. Hem scientific fact bir bilimsel gerçeklik bilgi ama bir yandan spekülatif bir anlatı, hikaye ve bunların hepsini birbirine örerek dolaşık bir şekilde kullanır ve o bunu feminist modda yani çok türlü bir hikaye anlatma şeklinde tanımlar. Bir yandan da spekülasyon kavramı farklı alanlarda farklı şeylere işaret ediyor. Yani mesela finans alanında riski yönetmek gibi bir karşılığı var ya da o belirsizliklerin istenmediği bir ortam sonuçta. Ama buraya yani spekülatif kurmacaya özellikle de feminist modda bir çok türlü hikaye anlatıcılığı olarak düşündüğümüzde pozitif bilimlerin sınırlarını da sorgulamak ya da edebiyat ve pozitif bilimler neyi farklı şekillerde bilir ya da işte konumlu nesnellik ne demek, bedensel bir feminizmi inşa etmek ne demek, bunun anlamı ne bilgi üretimi açısından. Ben hem bu metinle hem de Latife Tekin'in genel olarak metinlerinde varoluşa dair başka türlü hikayeler anlatma peşinde bir yazar sesi görüyorum. Bir arayış, tek bir yerde, tek bir konumu sahiplenmeyen, farklı ilişkilere kendini de açan, farklı seslere kendini açan bir yazar görüyorum. Burada da o yüzden hani elbette işte bu hayvanların birbiriyle olan ilişkisi, insan ve hayvanların birbirine dönüşümü vesaire... İşte
fantastik, büyülü gerçekçilik gibi tanımlanan türler içinde de bir karşılığı vardır muhakkak. Benim bakış açım başka ilişkilenme yolları, başka varoluşa dair başka hikayeler anlatabilme sınırlarını yoklamak diye tarif edebilirim. O anlamda bir yere yerleştirebilirim bu metni de. Şamanizm meselesinde ise hani tabii farklı şaman figürleri var. Yani şamanların farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde farklı misyonları ve anlamları var. Elbette burada hani böyle bir şamanizm şöyledir demek çok indirgeyici olur. Ama burada zaman üzerinden belki geçmiş, şimdi ve geleceği birbirine ören bir figür olarak şamanın rolü ne? Ve modern zamanlardaki yazarların acaba hani bir tür hani şamanik bir pozisyonda olduğunu söylemek nasıl gelir kulağa? Yani yine bunları birbirine eşitlemek, özdeş kılmak değil. Yani farklı kültürlerdeki varoluş, o ilişkilenme hallerini kendi zamanımıza mal etmek değil buradaki önerim. Ama yazarların o geçmiş, şimdi ve geleceği birbirine nasıl ördüğüyle ilgili ve burada nasıl bir rolleri olduğuyla ilgili şifa verebilir, şiddet de içerebilir. Yani işte bir hayvanla ilişkilenebilir. O avcı, avcı ilişkisini ön plana çıkarabilir. Ya da bir ruhun geçişine, hani bir ölüm sonrası bir yaşama yoldaşlık eden olabilir. Dolayısıyla sanırım hani her bir yazarımızın bu anlamda farklı da bir rolü, konumu vardır bu dünyada. Ama bu metinle ilgili belki bunu söyleyebilirim. Ama bu hani gelinciğin Japon kültüründe ki anlamını konuşmuş muyduk? Evet, evet, o dönüşümler, evet. Başkalaşımlarla ilişki olması da ve aslında Japonya ile ilgili metindeki başka göndermeler de aslında bu tartışmamızı yani derinleştirebilecek ya da Latife Tekin'in metni kurarken şeyde işte bağlamında kendi altyapısında ilişkilendiğini düşünebileceğimiz şeyler. Aslında bu yorumunla yani hem spekülatif kurmaca hem de şamanizme dair şeyde hani belki metni hem toparlamak bir üzerine düşünmek için bize bir alan sağlıyor. Hem de aslında Latife Tekin edebiyatını düşünmek için. Yani şimdi bir konuşmanın başında ben böyle bir iki hat kurdum. Hani o bir nevi bir tür kolaylık olsun diye. Ama aslında spekülatif kurmaca ifadesini kullandığımızda o hat birbirlerinden o kadar şey yapmayan, karşı kutuplar olarak olmayan, birbirinin içine giren, birbiriyle kesişen hatlara dönüşebiliyor. Yani şey yapabilmek, yani çoklu türlerle yazma meselesi spekülatif kurmacada işte Donahara'nın yorumundaki. Hı hı. Yani o da ikili anlamıyla da bir yandan şeyle canlı türleri, hı hı, anlamında zamansız da çok somut ama diğer metinlerinde, önceki metinlerinde de var. Yani şeyle o dünyadaki türsel çeşitliliğin içerisinden bir metin dünyaya getirmek bakımından zamansız burada kesişiyor. Başka bir açıdan da homojen olmayan metnin formu olarak da işte farklı yazı parçalarını bir araya getiren, onları farklı şekillerde birbirine işte birbiriyle yan yana getiren bir tür işte terkipler, bileşimler oluşturan bir metin söz konusu. Bu da hani büyülü gerçekçiliğin işte 80'lerde açtığı yola göre Latife Tekin'in tüm edebi deneyimini düşünmek bakımından daha zengin, en azından bir düşünme alanı sunuyor. Evet. Aslında biz de şimdi bu konuşmada şey yapmış olduk. Yani bu o spekülatif kurmaca metni üzerinden bir tür spekülasyona, ama bu tabii temelsiz değil, metinle diyalog halinde, hı hı, kurulmuş. Zaten hani o teoriyi kurmakla hikaye anlatıcılığının bir dolaşıklığı meselesi önemli. Yani Haraway'in spekülatif kurmacayı kavramsallaştırdığı düzlemde bizim de yaptığımız bir yandan bir tür hikaye anlatımı, yani spekülasyon, evet, elbette hani metinden dayanaklarla bir eleştiri oluşturmaya çalışırken bir tür de hikaye anlatıyoruz.
Evet ve orada hani şimdi bu metne dair farklı tartışma eksenleri kurulabilir. Bizim dışımızda başka kişiler ya da biz tekrar bir araya geldiğimizde yeni eksenler ekleyebiliriz. Ama her halükarda bir nevi Latife Tekin'in o kurduğu diyalog alanının içerisine biz de eklemlenip oradan kendimize ait yeni alanlar açmaya, oraya doğru ilerlemeye çalıştık. Hani umarız bu konuşma şeyle okurlar, dinleyenler için başka türlü ilişkilenme alanlarında vesile olsun. Bununla ilgili metinde de yazarın çağrısı vardı. İstersen onunla tamamlayalım konuşmamızı. Evet, bence anlamlı bir bitiriş olur. Diyor ki, belli mi olur bir kilitlenmişin kalbinin telini açar, oluşacak sihir belki. Bizim de içimize hoşluğu yayılır heyecanla kurulan o cümlelerin. Çok teşekkürler.